Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patatesten pizza yapıyoruz. Gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki arkadaşlar, ben her gün, yani neredeyse her gün yapıyorum bunu. Özellikle de kahvaltılarda çok güzel oluyor ve çok pratik. Bugün de evimde olan malzemelerle böyle güzel bir patatesten pizza yapmak istedim. Hemen size malzemelerimi söylüyorum. 5 adet patates, şöyle bir sütümüz var. Sütü bu patatesleri haşladıktan sonra şöyle güzel bir püre haline getireceğiz. O yüzden aldığı kadar koyuyorum. Sonrasında karabiberim, tuzum burada. İçine şöyle kaşar koyacağım. Söylediğim gibi arkadaşlar, evimde hangi malzemem varsa bugün o şekilde yapıyorum. Başka hiçbir şey almadım. Şöyle biraz bir kaşık margarinimiz, tereyağımız. Şöyle 2 adet domates. 1,5 diyebiliriz çünkü bir biberimiz çok fazla büyüktü. Böyle 1,5 biber. Sonrasında şöyle sucuk, biraz pastırmam kalmıştı. Onu da değerlendirdim. Biraz şöyle zeytin ve kaşar peynirimiz var. Bu kadar arkadaşlar. Söylediğim gibi evinizde hangi malzeme varsa o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben patateslerimi şöyle küp küp doğramıştım. Hemen patateslerimi haşlıyorum. Şimdi ben patateslerimi arkadaşlar tencereye aldım. Şöyle üzerini geçecek kadar arıtıcıdan da suyunu koyuyorum. Ve sonrasında haşlanmaya bırakıyorum. Bu arada arkadaşlar, benim gibi böyle işte küp küp doğrarsanız daha kolaylık olur. Hemen işte patatesler, özellikle sabah çok fazla beklemeyi sevmeyiz, bilirsiniz böyle karnımız açsa. O yüzden daha fazla, yani daha çabuk haşlanır. O zaman ben ocağımın altını açıyorum ve patateslerimi haşlamaya bırakıyorum. Patatesler haşlanırken arkadaşlar, ben buradan hangi kapta yaptığımı da sizlere söyleyeyim. Ben bu şekilde işte 20'ye 20 olması gerekiyor. Böyle bir borcamda yapıyorum. Çünkü kahvaltı zaten bir sürü şey çıkarttığımız için ortaya, yani çok bile geliyor kahvaltı için. Ama sonrasında birazını ayırıyorum. Onu da öğlen yiyorum. Şöyle malzemelerimizi tekrardan sizlere göstereyim. Bu şekilde tereyağımız var. Ben bugün bu malzemelerimi kullanıyorum. Evinizde hangi malzeme varsa o şekilde yapabilirsiniz. O zaman patateslerimiz kaynasın, haşlansın. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ben patateslerimi çok güzel bir şekilde haşladım. Şimdi şöyle sizlere de göstereyim. Şimdi ben bu kapta yapacağım öncelikle. Şöyle patateslerimin hepsini koyuyorum. Hala daha sıcak. Biraz balkonda bekledim çünkü çok fazla buhar yapıyor. Ama tabii ki tamamen de soğutmayın çünkü içine kaşar koyacağız arkadaşlar. Sonrasında ise şöyle bir kaşık, işte bir tatlı kaşığı diyeyim. Bir tatlı kaşığı margarini koyuyorum. Şöyle. Çünkü o da lezzet veriyor. Sonra arkadaşlar biraz şöyle şimdilik şu kadar süt ekleyeyim. Onu duruma göre bakıyorum ama biraz ekledim. Sonra biraz karabiber. Bu kadar yeterli. Biraz tuz atacağım. Çünkü pastırma da koyacağım için içine, bilmiyorum bakalım. O da çünkü tuzlu. Sonrasında arkadaşlar bakıyorum. Biraz şöyle ezeyim. Şu şekilde. Sonra da kaşarını atacağım. Evet, ben güzelce şöyle patateslerimi ezdim ve arkadaşlar o kadar süt de gayet güzel bir şekilde yetti. Size de şöyle göstereyim. Şu şekilde biraz da kaşıkla eziyorum. Sonra da böyle kaşarlarını, söylediğim gibi evimde ne kadar, hangi malzememden ne kadar varsa o kadar koydum. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şöyle kaşarla da biraz karıştırayım. Kaşarı koyduktan sonra da karıştırayım. Sonra da borcamımı alacağım. Bu arada arkadaşlar, borcamımı da yağladım. Onu da sizlere söyleyeyim. Çünkü göstermedim diye hatırlıyorum. Şöyle o zaman ben karıştırayım. Borcamı koyarken hemen görüşelim. Evet, kaşar da şöyle eridi onun sıcağıyla birlikte. Şimdi ben borcamımı sizlere göstereyim. Zaten söylemiştim, 20'ye 20 bir borcam kullanıyorum. Ve güzelce yağladım ama sıvı yağ ile yağladım. Çünkü içine margarin koyduğum için çok ağır olsun istemedim açıkçası. Şimdi bu güzel patatesimizi şöyle borcamıza döküyorum. Hepsini dökelim, ziyan olmasın. Sonrasında ise arkadaşlar şöyle güzelce her tarafına yayıyoruz. O kadar lezzetli oluyor ki mutlaka deneyin. Bu arada sadece kahvaltıda da değil, akşam canınız mı istiyor? Şöyle canınız bir pizza mı istedi? Akşam da olur, öğlen de olur. Yani her vakitte yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar sahurda da çok kurtarıcı oluyor. Yani iftarda da tabii ki de olur ama sahurda da deneyebilirsiniz. O kadar pratik oluyor ki, bakmayın ben şu an hani video çektiğim için uzun uzun
anlatıyorum. Ama o kadar pratik yani 5 dakikanızı almaz. İnanın hemen patatesinizi soyarsınız, haşlarsınız. Tamam arkadaşlar, şimdi çok güzel ben yaydım. O zaman şöyle kapatalım ve bu güzel patatesimizin üzerine bu güzel sebzelerimiz gelsin ve ben hemen buradayım. Evet, ben geldim. Patatesli pizzamızın artık son hali bu şekilde oldu. Yani fırına girmeden son hali bu şekilde oldu. Bütün malzemeleri şöyle üzerine döşedim, koydum. Şimdi arkadaşlar bu güzel lezzeti fırına alıyoruz. Fırında önceden ısıttığımız 180 derecelik fırın ve kontrollü bir şekilde işte kaşarlar eriyene kadar pişiriyoruz. Biz o zaman hop fırına. Evet, şöyle patatesli pizzamız sonsuz pişmeye devam ediyor. Evet, ben fırından çıkarttım. Bakar mısınız arkadaşlar, o kadar lezzetli oldu ki her zamanki gibi mis gibi de kokuyor. O zaman birazdan serviste görüşelim. Evet efendim, patates pizzamızın son hali bu şekilde oldu. O kadar güzel oldu ki arkadaşlar, artık sonlara geliyoruz. Şöyle biraz ketçap sıkacağım. Sonrasında da mayonezini de sıkalım. Şöyle biraz ketçap. Sonra pardon, mayonez değil, ranch sos sıkıyorum. Onu da bitmiş mi arkadaşlar bu? Neyse, onu şöyle sıkalım. Ve şu güzel görüntüye bakar mısınız? O zaman tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.